Ve bakalım sırada kim var? Sırada 104 Demet var. Neşet Ertaş'a ait Garip Ayağı bir türküyle anonim. Başım alıp çıksam bir yüce dağ, acep bizim eller görünür mola. Bu dünyada muradına erenler başka birisine yerinir mola. Ve ona bağlı olarak yine İç Anadolu bölgesinden bir türkü, Sular Durulur derler. Teşekkürler ederim. Ellerinize tebrikler Demet. Eğer hazırsan lütfen kendini 30 saniye içinde jüri üyelerimize ve izleyicilerimize tanıt. Süre başladı. Teşekkür ederim. Demet Arslan ismim. Niğde'den katılıyorum yarışmaya. Müzik öğretmeniyim. Ankaralıyım. Eşim Maraşlı. Niğde'de yaşıyorum. Annem Ankaralı. Karma bir karışım diyelim. Bütün öğrencilerime buradan selam söylüyorum. Çünkü hepsi bana hocam oraya çıktığınız zaman bize bir el sallar mısınız diye çok ısrar ettiler. Etrafımda dolandılar. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim alkışlarınız için özellikle. Sizlerle birlikte burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum bir kere. Onu söylemek istiyorum. Anneyim aynı zamanda. 2 yaşında bir oğlum var. Allah onu çok başlasın. Seviyorum. Şimdiden çok özledim. Anneciğim. Peki. Şimdi söz jüri üyelerimize bakalım neler söyleyecekler.
Şimdi müzik öğretmeni olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet efendim. Başta bir uzun hava okudunuz. Efendim o uzun havayı sonunu hemen bu esere neden bağlamadınız? Niye beklediniz? Ben tekrardan uzun havaya sanki bir açış verecekler ve devam edeceksiniz zannettim. Aslında, onun nedenini öğrenmek istiyorum evvela. Peki efendim. Şimdi provalarda da hiç bu şekilde çalışmamıştık. Ancak izleyicilerden... Neden çalışmadınız? Ya bu şekilde çalışmamıştık. Direkt sizin dediğiniz gibi esere geçiyordum. Evet. İzleyicilerden gelen alkıştan dolayı saygısızlık etmek istemedim. Hayır efendim. Orada biraz durup İzleyici daha sonra... saygısı... Hayır. Böyle bir şey kabul... geçeyim dedim. Hayır! İzleyiciye saygısızlık değildir bu. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir saygısızlık diye bir şey yok. Yani uzun havadan hemen es almadan, beklemeden, çünkü bu işin adabı budur. Zat halinizde bilirsiniz. Madem ki öğretmensiniz, devlet size bu işin kompetan olduğunuza dair eğitmen diploması verdiğine göre, o zaman bilir ki hüviyetiyle burada bulunuyorsunuz. Öğretmensiniz evet. Çünkü. Evet efendim. Bunun tarzı uzun hava biter ve hemen yürük esere girilir. Ama siz beklediniz. Neyi beklediğinizi anlayamadım. Zannettim ki uzun havanın ikinci bölümüne bir açış verecekler ve devam edeceksiniz. Bu büyük bir yanlış. Haklısınız, dikkate alırım bir sonraki. Öyle değil midir bu söylediğim? Doğrudur efendim, öyle yapılması gerekir. Evet. Dediğim gibi ben bir an belki heyecandan olsa gerek öyle bir hataya düştüm. Evet, onun dışında Orhan Bey zaten bahsetmişti efendim, hanımefendi de. Siz çıkmadan önce söylediler, Nideli bir hanım gelecek ve Orhan Bey çok üstünde durmuştu dedi bizim kız. Efendim onun için sizi can kulağıyla dinledim, hepsini öyle dinliyorum ama. Çok teşekkür ederim hocam. Efendim gayet düzgün okudunuz, 10 veriyorum efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Orhan Bey. Halk müziği okuyorsunuz herhalde daha çok. Daha çok halk müziği ilgileniyorum, çalışıyorum. Daha evet çok. Hocam. Bir tarafa daha yatkınlık olabilir ama hepsi de güzeldir. Hepsini de yapmaya çalışırız da gayri ihtiyari bir türe belki zaman zaman daha farklılıklarımız olabilir. Belki de hep farklılığımız olabilir. Misyon edinmiş olabiliriz. Burada o ezgilerde onu hissettim onun için. Uzun havanın nüansları, kuralları gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Sonra bir kuble okudunuz. İkinci de Samsun türküsünü okudunuz. Samsun çarşamba türküsü. Samsun türküsüdür. Ben yârim, selam tabii, olsun buradan. Ben de onu çocukken çok severdim. Ben yârimsiz sarhoşum. Yani bir hoşum sarhoşum, o da fark etmez. Bir hoşluk sarhoşluk. Yani yârim olmadan ben ayık olamam. Yârimle ayık olurum anlamında. Şimdi burada tabii ki tercihiniz şu oldu. Sizi bir aranameden sonra girmek de mümkündü ama neticede bir aksaklık yapmadınız. Tercihiniz bu oldu. Herhalde provalar daha netleşseydi daha farklı olabilirdi diye düşündüm. Tercihiniz o oldu. Ya birden Türkiye'ye girdiniz. Uzun havalardan sonra zaten birden de girilir veyahut aranameyle de girilir. Siz böyle girmeyi tercih ettiniz. Evet. Olabilir. Müzik öğretmenisiniz. Müzik öğretmeni. Nerede öğretmensiniz? Niğde. Niğde Atatürk Lisesi. Niğde halk müziğinde İç Anadolu'nun çok önemli ezgilerini taşıyan, oluştuğu yörelerimizden biridir. Evet. Ve o Ankara tavrı vardır ya, Kırşehir, Niğde, Ankara. Ben bayılırım ona. Zaten bağlama aşkımı Allah gani gani rahmet eylesin Üstad Bayram Aracı bana aşılamıştı. Zaten o da o yörelerin insanı olduğu için o ezgileri harika çalar söylerdi. Ben de çok severdim. Tebrikler. Sizlerden de çok dinledik. Tebrikler. Severek de dinliyoruz hep.
Evet. Orhan Bey, sizin de puanınızı alabilir miyiz? Ben de 10 veriyorum. 10 da Orhan Gencebay'dan geldi. Ebru Hanım. 10 Ebru Gündeş'ten geldi. Ve bakalım Armağan Çağlayan neler söylüyor. Hocam izniniz olursa birkaç soru sormak isterim. Estağfurullah, buyurun. Niye bu yarışmadasınız? Niye bu yarışmadayım? Öğrencilerim bana dediler ki, hocam sizdeki azim bizde olsa hiç sınıfta kalmayız herhalde dediler. Oradan yola çıkarak ben de şöyle toparlayayım. Ben buraya gelmekle azmin elinden gerçekten bir şeyin kurtulmayacağını, özellikle Türkiye'de bir bayan olarak, bir anne olarak isteyen herkesin istediği her şeyi yapabileceğini insanlara birazcık daha hatırlatmak amacıyla buradayım. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu yarışmadan sonra amacınız kutsal bir meslek olan öğretmenliği bırakıp sahne hayatına mı devam etmek? Yoksa bu sizin hayatınızın bir rengi mi? Hani buradan kazanacağım, birinci olursam kazanacağım para da cebime kalacak ama ben öğretmenlik hayatına devam edeceğim mi? Ne amacınız? Amacım öğretmenlik hayatıma devam etmek elbette ama sahne, türkü söylemek, şarkı söylemek benim hep gönlümde yatan bir aslandı. Bunu yerine getirmek istedim. Yani bu yarışmadan sonra da sahne hayatınıza devam mı edeceksiniz? Devam etmek istiyorum. Heh. Evet, devam doğru etmek anlıyorum. İstiyorum. Tamam, o zaman... Ama mesleğimi de icra ederek... O zaman ben bundan sonraki ve şu andan itibaren sizi ve size yapacağım eleştiri bir öğretmen olarak değil, artık sahneye çıkmak isteyen diğer yarışmacılar gibi sizi eleştirmek ve konuşmak isterim. Çünkü siz artık bunu söyledikten sonra maalesef ki öteki yarışmacılarla benim gözümde eşit bir hale geldiniz. Çünkü siz kendi ağzınızla söylediniz ki benim amacım bundan sonra bu sahnede devam etmek. O zaman artık bence her bir jüri üyesinin bundan sonra söyleyeceği hiçbir şey sizin kutsal mesleğinizle alakalı bir şey olmaktan çıktı. Bir, bu saç size olmamış. Olmamış hocam, özür dilerim, olmamış. Yani biraz sonra bir de öyle bir geldiniz ki dedim ki eyvah, hoca bizi dövmeye geliyor. Yani buradan gel, yani belli sınıfa girer gibi höt dedi, höt dedi, höt dedi. Herkes dedim ki seyirciler şimdi ayağa kalkacak, günaydın. Hayır, eğer amacımız bundan sonra sahneye çıkmaksa ve hayatınızı böyle devam ettirmekse bence artık o zaman sahne zarafetini kazanmak lazım. İşte saçımızı başımızı ona göre bakmak lazım. İki yaşında çocuğumuz olsa göbeğimizi eritmek lazım. Popo zaten küçültmek lazım. Hani hep lazım. Evet söyleniyor da ama lazım. Evet haklısınız aslında. İki yaşına kadar ben çocuğumu emzirdim ve onun zaten sağlığı içinde... Zaten oradan çok rahatsızsınız. Benimle konuşurken çok eliniz burada. Evet ben de rahatsızım. Bunun için spor da yapıyorum. İnşallah kilo verdim. Vereceğim de inşallah. Çünkü sahnede ben de biliyorum ki kilo gerçekten çirkin duruyor. Ama dediğim gibi hani kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğim için oğlumun sağlığını düşünerek hiçbir şeyden kısmadım. Sürekli yedim süt olması için. Ama bundan sonrasında inşallah bırakalı emzirmeyi daha bir ay oldu. Yavaş yavaş inşallah düzelecek diye düşünüyorum. Eşiniz burada mı? Eşim burada şu an. Belli tanıdım ben. Orada oynuyordu. Siz tahmin ettim. Nerede? Bir görelim. Bir kalkar mısınız orada ayağa? Mesut evet. Bey kalkar mısınız? Evet, işte Mesut Bey de mi öğretmen? Evet, o da Niğde Üniversitesi müzik bölümünde öğretim görevlisi. Oo, doçent falan mı? Ya, yok, master'ını yaptı, öğretim görevlisi, doçent olacak inşallah. Doktorasını da yapıyor. Şu anda doktora yapıyor. Yapıyor, evet. Bayağı ya, ailecek müzisyensiniz. Evet, ailecek müzisyeniz. Oğlum da beni dinlerken eminim oynamıştır. maalesef özür ki... Özür dilerim, o açıklamayı yapmak istiyorum. Uzun Hava'nın açışını kısa tutmak durumundaydık süremizden dolayı. Onu Bülent Hanım'a yapacaksınız. Bülent Hanım söyledi. Hayır hani sahneye inişiniz çok sert evet dediniz ya. Onu bir an evvel hani Uzun Hava'nın açışını yetiştirebilmek açısından, o süreyi iyi kullanmak açısından koşa koşa gelmiş olabilirim. Ama bu eleştirinizi kesinlikle dikkate alıp bir dahaki sefere toparlayacağım inşallah. Peki ben benim haddim değil bir müzik öğretmenine puan vermek. Estağfurullah. Ama az evvel siz ben bundan sonraki hayatıma bir sahne sanatçısı olarak devam etmek istiyorum dediğiniz için ben size 8 veriyorum. 8'de Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 38 puan oldu Demet'in puanları. Aday numaranı söylemek ister misin? 104 yazıp 30.04'e oylarınızı göndermeyi bekliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.